Evet sevgili çocuklar bu bölümümüze hoş geldiniz. Peygamberimizin doğduğu an Ali Osman Bekir ne merhaba, diyeceksiniz? Merhaba. merhaba, merhaba. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu sırasında meydana gelen harika olaylar sadece evin içiyle sınırlı değildi. Gökyüzünde de olağanüstü şeyler oluyordu. Mekke'de yıldız ilmiyle uğraşan bir Yahudi alimi vardı. Bu alim peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece yeni bir yıldızın parladığını görmüştü. Sabah olunca Kureyşlilerin yolunu keserek "Bu gece kabilenizde doğan bir erkek çocuk var mı?" diye sordu. "Bilmiyoruz." diye cevap verdiler. O zaman hemen gidip araştırınız. Bu gece son peygamberin yıldızı doğdu. Onun sırtında peygamberlere ait olan bir işaret olacak dedi. Sonra Kureyşlilerin durumu araştırıp tekrar Yahudi'nin yanına geldiler ve Evet, kabilemizden Abdullah'ın bu gece bir erkek çocuğu olmuş. Üstelik sırtında söylediğin işaret de var. Sırtındaki işarete ne deniyordu? Bekir. Peygamberimizin sırtındaki mühre Peygamberlik mührü. Evet. Kulaklarına inanamayan Yahudi gidip Nur bebeği kendisi de görmek istedi. Yanına varıp sırtındaki peygamberlik mührünü de görünce delirir gibi oldu. Bir yandan oradan koşarak uzaklaşıyor bir yandan da şöyle bağırıyordu. Kureşlilere öyle bir devlet gelecek ki haberi doğudan batıya her yere ulaşacak. Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti gitti diyor diyormuş sanki üzülür yani <laughs> üzülmüş mü sevinmiş mi belli değil burada. Aslında çok üzül şey çok sevinmesi lazım. Doğumdan sonra dediye müjdeli haber verildi. Abdülmüttelib'e yani. O sırada Kabe'de bulunan Abdülmüttelib koşarak eve geldi. Torununu kucağına aldı. Onu öptü, sevdi. Kundan sarılı kutlu bebek ile Kabe'nin içine girerek Allah'a şükretti. Geri döndüğünde Amine annemize, annemiz bebeğe verilecek isimle ilgili gördüğü rüyayı anlattı. Ne rüya görmüştü Amine annemiz? Peygamberimiz daha doğmadan önce bir rüya görmüştü. Aferin. Aferin. Hı hı. Aferin. Doğru doğru. Peygamber, bir melek gelmiş ve e, bu bebek e, peygamber olacak ve ismini Muhammed koy demiş. O da sevgili peygamberimize Muhammed adını koydu. Amine Hazreti Amine ve Abdülmüttalip. Doğum sırasında yaşanan bir başka olay ise İran'daki Kisra Sarayı'nın çok sağlam olan 14 burcunun peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu dakikalarda çatlayarak yıkılmasıydı. Hem Kisra hem halk neler olduğunu anlamak için sabah olmasını beklediler. Gün ağarınca dehşetle de gördüler ki o çok sağlam burçlarının 14 tanesi yıkılmış. Kisra hemen din adamlarını toplayarak neler olduğunu sormayı düşündü. Din adamları henüz toplan henüz toplanmışlardı ki tozu tum, dumana katan bir haberci çıka geldi. Yanlış inanışlı İranlıların yüzyıllardır sönmeyen meşaleleri o gece sönmüştü. Heyecandan gözleri kocam olan Kisra başka diye, ne anlama geliyor bütün bunlar diye sordu. Başkadı da yakın zamanda çok ilginç bir rüya gördüğü için Arap ülkesi, ülkesinde çok önemli işler olacağı benziyor dedi sonra sorup soruşturup bu durumu çözebilecek birini buldular. Bu kişi Şam'da yaşayan kemikler olmayan baş, başı gövdesinin üzerinde Sati adında bir kahindi. Ne demek o istedi nasıl kemikleri olmayan nasıl oluyor onu anlamadım ama onun cevabı çok kesin ve netti. Galiba Gö onun, onlar onu söylüyor ki gerçekten kemikli ama he görünüyor. He, kemiksiz görünüyor. He, anladım. Anladım. Kemikleri var ama kemiksiz görünüyor. Evet olabilir. gökten şöyle demiş. Gökten vahiy inmeye başlayacak ve peygamberlerin sonuncusu gelecek. Kisra da şu andan itibaren 14. başkanından sonra tarihten silinecek dedi. Gerçekten de bu olaydan sonra tam 67 yıl geçti. 14. Kisra devletin başındayken Satih'in verdiği haberler aynen çıktı. Bunlardan başka o, o gece Kabe'nin içindeki putların çoğu baş aşağı düşüp kırıldı. Yine aynı gece gökyüzünden salkım salkım yıldız dökülü, döküldüğü görüldü. Öyle ki bazı insanlar bu yıldızların yere indiğini sandı. Evet arkadaşlar çocuklar bunda bir sonraki bölümümüzde okuyalım. Süt annenin diyarında... Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Sizleri çok seviyoruz. Selametle kalın.